İlahi Ya Rabbel Alemin, yine özellikle Hüseyin Alan Köyü Mahalle Başkanı merhum Mehmet Yılmaz abinin de ruhuna hediye ediyoruz. Haberdar eyle Ya Rabbel. Bizler burada normal yaşamıyla vefat eden en başta muhtarımız, hem tüm ölmüşlerimize rahmet diliyoruz. Ama tabii ki ülkemiz, devletimiz, bu devletin, bu milletin birliğini bütününü hedef alan dahili, harici bedbahtlarla savaşıyor, mücadele ediyor. Yine şehitlerimiz var. Bu şehitlerine Allah rahmet etsin diyoruz. Bu ülkenin, bu devletin büyümesi, gelişmesi, ilerlemesi, işte bu salondaki güç, bu salondaki birlik ve bu salonun Osman Gazi'ye, Bursa'ya, Türkiye'ye yansımasıdır. Hedefimiz daha güçlü bir ülke, daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir refah bir toplum. Bunun için çalışıyoruz. Ve milletimiz de bunun için bizlere destek veriyor. Bunun için bizlerle birlikte oluyor. Ve yapmış olduğumuz hizmetin karşılığı seçimlerini başarı elde ediyoruz. 2002 yılından beri elhamdülillah sizlerin düşüncesi, sizlerin isteği sandığa yansıyor ve yönetimlerde AK Parti iktidarı oluyor. Hedefte Cumhurbaşkanımız ve AK Parti. Bu hem tabii normal siyasi gözle baktığımızda siyaseten böyledir ama diğer taraftan bu ülke düşmanlarının hedefi de yine aynı şekilde reisimiz AK Parti ve Türkiye Cumhuriyeti. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesi, Türkiye Devleti'nin güçlü halde olması tüm dünyadaki mazlumlara kan gözyaşı döken insanların umut kapısıdır. Ancak Türkiye bu konuda bir ses verebiliyor. Türkiye ses veriyor ve onların umudu, onların ileri yönelik bir ışığı olabiliyor. Bugün dünya tarihinde görülmemiş bir katliam soykırımı İsrail Filistinlere uyguluyor. Türkiye'den ses çıkıyor. Başka yerden bir ses çıkmıyor. İşte Orta Doğu, Filistin'deki bu soykırım, zulüm bunun birer isyanı, birer feryadır aslında. Onun için bizler bu süreçte kendi içimizde birliğimizi sağlayarak, kendi içimizde gücümüzü ortaya koyarak ve bu Türkiye'nin gücünü dünyaya hissettirerek inşallah yeni dünya üzerine kurmada da yeni Türkiye yüzü demiş olduğumuz gibi aslında yeni dünya üzerine kurmada da Türkiye yüzü olacaktır. İnşallah bundan sonraki süreçte, tabii seçim süreci var, burada birliğimizi göstererek yine aynı başarı elde ederek AK Parti belediyeliği iktidara gelecek. Bizler sadece bugün değil, ömrümüzün her günü bu süreci beraber götüreceğiz inşallah. Bununla birlikte değerli başkanlarım, önümüzde bir yerel seçim var ve sandık kurullarıyla alakalı %93 üzerinde şu ana kadar seçim işlerimiz çok başarılı bir süreç geçirdi teşkilatla beraber ve bunun ana mimarı, başrolü siz değerli mahalle başkanlarımızsınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Biz bundan sonra mahalle başkanlarımızdaki ilişki düzeyimizi de toplanma unsuru olarak değil, sorun çözen bir sistem olarak hayal ediyoruz. Ve bunu inşallah belediye başkanlarımızın destekleriyle de gerçekleştireceğimize inanıyorum.